AKP ile Müslüman Kardeşler Örgütü'nün diğer cihatçılarla ilişkilerinin bilinmeyen yanı aslında yok. Ama devletler bu tür ilişkileri kolay kolay resmen kabul etmiyorlar. Hele Alman devleti ki en fazla Erdoğan'a destek veren, Erdoğan'ı Avrupa'da ayakta tutan devletlerden biri. Bu konuda Sol Parti'nin verdiği bir soru önergesini yanıtlayan Alman hükümeti, AKP ile Müslüman Kardeşler arasındaki ilişkiyi hem resmen kabullendi, diğer taraftan Erdoğan'ın Almanya'daki Türkiyeliler üzerinde siyasi nüfus kurmaya dönük çabalarının olduğunu anlattı. Türk Devleti'nin Almanya'daki cihatçılarla Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB üzerinden Müslüman Kardeşler Örgütü'ne verdiği destek Alman hükümetini de tedirgin etmiş durumda. Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdeli'nin soru önergesine yanıt veren Alman hükümeti, Müslüman Kardeşler Örgütü yöneticileriyle Ankara'daki Diyanet İşleri Başkanlığı ve Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB arasındaki bağlantıların AKP ile ortak düzenlenen organizasyonlarda da göründüğüne dikkat çekti. Hükümetin yanıtında Türk Devleti'nin Almanya'daki Türkiye kökenli topluluklar üzerinde nüfuz kurma çabalarının devam ettiği, ayrıca Ankara'nın Alman toplumundaki siyasi irade oluşumu ve karar alma mekanizmalarına etki etmeye çalıştığı tespitine de yer verildi. Soru önergesini veren Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, Alman hükümetinin Erdoğan'ın ideolojik ve siyasi köklerinin antidemokratik Müslüman Kardeşler Örgütü'ne dayandığını ilk kez resmen telaffuz etmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, İslamcı milliyetçi Erdoğan ağı Almanya'da kamu güvenliği önünde bir tehlikedir ve devlet tarafından teşvik edilmek yerine yok edilmelidir dedi. Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB'in çeşitli eyaletler tarafından desteklendiğini belirten Dağdelen, dış politikada da Alman hükümetini Türkiye'nin neo-Osmanlıcı politikalarına karşı Avrupa'da ortak bir tavır takınılmasını engellediğini ve böylece Avrupa Birliği'nde bölünmüşlüğü teşvik ettiğini söyledi. Alman devletinin bu tutumunu, bu gelişmeleri, özellikle Alman devletinin Erdoğan'la ilişkilerini ve cihatçıların, Müslüman kardeşlerin Avrupa'daki hareketlerini yakından takip eden gazeteci arkadaşımız Perver Yaş ile konuşacağız. Kendisi Skype hattımızda. Perver, merhaba, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Hemen sıcağı sıcağına da sormak istiyorum doğrusu. Aslında bilinmeyen bir şey değildi. Alman devleti daha önce de istihbarat raporlarında bunu kabul etmişti. Hükümetin meclisteki soru önergesinde bunu kabul etmesi ne anlama gelir? Şununla bağlantılı da soracağım. Çünkü bugün bir diğer gelişme de Alman Meclisi'nin Federal Meclis Başkan Yardımcısı Yeşiller Milletvekili Claudia Roth'un Erdoğan'a dönük sert açıklamaları vardı. Özellikle Macron'a dönük tutumu üzerinden. Her ikisini birlikte değerlendirirsen bir değişim mi var yoksa başka bir hesap mı var? Aslında bir değişim yok. Sadece deyim yerdeyse Erdoğan rejiminin suyu kaynıyor Almanya'da, Avrupa'da. Yani Fransa ile bağlantı olarak ya da diğer Orta Doğu'daki ve Akdeniz'deki, şimdi en sonda Karabağ'daki çatışmalarla birlikte bir deyim artık mızrak çuvala sığmıyor, öyle diyeyim. Çünkü bu ilişki ağı, yani bir yandan Erdoğan rejiminin Müslüman kardeşlerle olan ideolojik ilişkisi, diğer yandan Milli Görüş gibi radikal ve anayasa koruma örgütü, iç istihbarat örgütü, anayasa koruma örgütü tarafından tehlikeli görülen organizasyonlarla içli dışlı olması, diğer yandan DİTİB'in Almanya'da, yani DİTİB derken bunu biraz izleyicilerine açmak istiyorum çünkü önemli bir kurum Almanya'da, 900'den fazla camisiyle Almanya'da en fazla camiye sahip, en fazla cemaate sahip bir kuruluş DİTİB ve resmi olarak Türk Diyanetine bağlı ve Türk Diyanetinin gönderdiği imamlar, yöneticiler, hatta başkanı bile bizzat daha önce Büyükelçilik'te çalışmış bir isim. Bu ağ içerisinde baktığımızda gerçekten artık mızrak çuvala sığmıyor. Yani bir şekilde hükümetin buna dur demesi gerekiyor. Bu soru önergesine verilen yanıt bu açıdan önemli. Diğer yandan da Macron'a olan tepkiden dolayı senin söylediğin Claudia Roth'un açıklaması önemli. Çünkü dün de Başbakan Merkel'in sözcüsünün açıklaması vardı. Yine Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklaması vardı. Fakat en sert açıklamayı sen de söylediğin gibi Claudia Roth yaptı. Böyle bir yani bu cepheden baktığımızda gerçekten
Erdoğan rejiminin suyu kaynıyor. Yani artık Alman hükümeti evet. özellikle Erdoğan'a karşı bir tutum değişikliğine gider mi ya da öyle bir hazırlık mı var? Çünkü sonuç itibariyle Almanya'nın Erdoğan'la olan ilişkisinin Almanya'nın çıkarları dahilinde yürüdüğünü biliyoruz. Yani Erdoğan'ı çok sevdikleri için yürüttükleri bir ilişki değil. Ama Türkiye'de de epeyce şirketleri var, epeyce silah satıyorlar. Şüphesiz. Sadece şirketleri ve silahları değil, aynı zamanda siyasi ve o hem ikisinin NATO üyeliği var, NATO ittifakı var ve en önemli sorun aslında mülteciler sorunu. Çünkü Erdoğan bunu birçok kez açık sözlerle, açık ve pratiğe de geçirdi. Sen de hatırladığın gibi Mart ayında pratiğe geçirdi, evet, ve sınırları açtı ve bu mülteci akını bir şekilde ucu Almanya'ya dokundu. Alman iş siyasetine, Alman kamuoyuna ve Alman hükümetine, Merkel hükümetine dokundu. Şimdi önümüzdeki yıl seçim var Almanya'da. Henüz tam tarihi belli değil. Yani bu pandemiden dolayı sonbaharda yapılması bekleniyor ama pandemiden dolayı henüz tarihi netleşmiş değil. Ama bu seçim yılına girdiğinde 2021'den bahsediyoruz. Bana kalırsa hükümet böyle bir göz olmayacak. Yani arasını bozmayacak Erdoğan rejimiyle. Çünkü tehlikeli buluyor. Yani bunun sağının sol deyim yerine sağının solunun belli olmuyor. O zaman şöyle düşünmek mi gerekir? Yani Almanya'da evet. oluşacak tepkileri önlemeye dönük, Alman kamuoyuna dönük bir siyaset mi yürütüyor Alman hükümeti ya da Alman siyasetçileri? Şimdi bu yani nereden baktığımıza bağlı. Başka bir teoride, yani aslında bu senin sorduğun soruyla bağlantılı olarak söylüyorum. Başka bir teoride iki rejimin, yani iki ülke, iki yönetimin, hem Ankara hem Berlin yönetimlerinin böyle seçim yılına girdiğinde danışıklı dövüş yaptıkları da söyleniyor. Ve bunun belgeleri de ortaya çıktı daha önce. Evet. Bu belgelerde daha önce Almanya'daki Türk Büyükelçiliği Erdoğan'ın damadı Berat Albarak'ın gönderilen maillerde, orada o mailler deşifre edildi ve Deniz Yücel, Alman gazeteci Deniz Yücel bu davadan dolayı içeriye alındı aslında. Bu belgelerde açıkça biz sıkıştığımızda size yükleneceğiz, siz de sıkıştığınızda bize yüklenin de gibi ifadeler vardı bu belgelerde. Yani bu açıkça önümüzdeki yılda da buna benzer şayet danışıklı, yani buna benzer sert tonlarla, yüksek tonlarla birbirlerini vururlarsa deyim yerindeyse ve pratikte de hiçbir adım atılmazsa bilelim ki bu bir danışıklı dövüştür. Çünkü peki son soru olarak şunu da söyleyeyim, evet. belki eksikleri de yani mümkünse evet. kısa da yanıtlarsan sevinirim. Herhalde evet. bu CDU üzerinden, daha çok Hristiyan Demokrat Parti üzerinden giden bir politika ama diğer taraftan Almanya'da muhalefet de sertleşecek. O muhalefet çok da danışıklı dövüş için sertleşecek gibi durmuyor. Durmuyor. Hristiyan Demokratlarla birlikte, CDU'yla birlikte asıl bunu frenleyen güç, frenleyen parti Sosyal Demokratlar. Yani onu da altını çizmekte yarar var. Geçtiğimiz günlerde Devlet Bakanı Sosyal Demokrat Michael Roth'un açıklaması vardı. Türkiye sadece Erdoğan'dan ibaret değil. Biz Erdoğan'a yaptırım uygularsak bütün Türkiye'de etkilenir. Hayır efendim, şöyle demeksi lazım. Yani muhalefet de bunu dile getirdi. Özellikle sol parti ve şeyler. Şu anda Türkiye demek, Türkiye vereceğiniz bütün destek, ekonomik, siyasi, askeri bütün destek Erdoğan rejimine akıyor ve Erdoğan rejimde içeride muhalefeti evet. bastırıyor, Kürtleri bastırıyor, dışarıda da savaş yürütüyor. Şimdi bu hafta da, onu da son olarak aktarayım izleyicilerine, bu hafta buna benzer çok yoğun bir şekilde soru önergeleri var. Yani yarın ve ertesi gün mecliste tartışmalar olacak, hem yazılı hem de sözlü sunulan soru önergeleri var. Yani bütün partilerden, aşırı sağcı, Milliyetçi Parti, AFD'den tutalım, Yeşillere ve Hür Demokratlara kadar bütün muhalefet kesiminden soru önergeleri var. Bu soru önergelerinin hepsinde Türkiye ile ilişkiler, Türk Devleti'nin Erdoğan rejimi, Almanya'daki uzantıları ne olacak? Özellikle Macron Fransa krizinde Almanya hangi pozisyonu alacak? Akdeniz'de nasıl bir yatırım olacak? Bir başka soru da, muhalefetin sorduğu soru da Karabağ'daki savaşta Alman silahlarının kullanılmadığı sorusu. Evet. Çünkü her iki ülkede Avrupa Konseyi üyesi ve bir şekilde Avrupa ile sıcak ilişkiler olan bir ülke ve bu iki ülkenin birbirine girmesinde Erdoğan rejiminin payı var mı ve Alman silahları kullanılmış mı kullanılmamış mı soruları soruldu. Yani bu birkaç peki. günde aslında biraz daha tablo netleşecek. Peki, çok teşekkürler. Herhalde görünen o, Erdoğan kendisiyle birlikte Merkel'i de götürmeye niyetli. Çok teşekkürler. Evet. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler.